Ya bu halde araba kullanabileceğinden emin misin Ateş? Bence kaza yapabilirsin. İstersen biraz daha kal lütfen. Hayatımı kurtardığın için bu evde istediğin kadar kalabilirsin. Bunu sen de biliyorsun. Biliyorum Ela, biliyorum ama teşekkürler. Benim artık gitmem lazım. Kendime geldim sayılır. Bıçak yaralarını da diktiğine göre artık burada işimiz bitti. İyi, sen bilirsin ama seni böyle göndermeye gönlüm razı gelmiyor. İstersen ben seni arabanla bırakabilirim evine kadar. Yok, sağ ol. Öyle bir şeye ihtiyacım yok. Eşim Sofya'nın görmesini istemem. Ay merak etme, senin söylediğin şeyler dışında hiçbir şey söylemem. Gerçekten neler olup bittiğini aynen senin anlattığın gibi anlatırım ve bana söylediğin gibi söylerim. Ela, sadece Sofya gelip seninle iletişime geçerse böyle söyleyeceksin. Harici görüşmeyeceksin, konuşmayacaksın. Bir daha benimle de iletişime geçmeyeceksin. Ama Ateş ben şey... Aması maması yok Ela. Aması maması yok. Sofya seni bulur, öğrenir bir şekilde. Hikayeyi merak ederse söylediğim kadarını anlatacaksın. Hepsi o. Hadi Allah'a ısmarladık. Bir daha beni görmeyeceksin. Ah oğlum, çok fena yamuldum ya, çok fena. Beşir abinin aşk macerası bana pahalıya patladı, anasını satayım ya, bana. Hela, kendine dikkat et. Başını belaya sokmamaya çalış, tamam mı? Beladan uzak dur Ela. Biraz garip oldu ama. Ama Ateş, ama seninle bir daha görüşeceğim değil mi? Ateş. Ama beni böyle bırakıp gidemezsin. Gidemezsin yani. Bu yanlış. Yürü oğlum Ateş, yürü. Yürü. Zaten durduk yere bıçaklandın. Bir de karın Sofya tarafından bıçaklanma. Allah'ım ya, Allah'ım. Resmen 2 gün burada kaldım ya, 2 gün. Sofya eve gelmeden, beni fark etmeden gitmeliyim. Muhtemelen hafta sonları da çalışmıştır. Ama pazartesi mutlaka eve dönüyor. Hemen eve yetişmem lazım, hemen. Ulan oğlum ya. Sofya bu hikayeyi kesinlikle öğrenmemeli. Kesinlikle. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Ateş'in hayatına devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi Ateş'in hayatında maalesef ki Beşir abimiz yüzünden başımıza gelmeyen kalmamıştı. Onun eski sevgilisi Ela'yı kurtaracağız diye resmen başımıza bir bela almıştık. Ve arkadaşlar, o bela bugün de başımızı belaya sokmaya devam edecek. Bu belanın adı Ela. Ela biliyorsunuz Beşir'in eski sevgilisi ve acayip bela. Bu espriyi yapmaya devam edeceğim galiba. Arkadaşlar, Ela yüzünden maalesef ki Beşir abiyle kanlı bıçaklı bir duruma geldik. Çünkü en son onu kurtarmıştık. Ben size bölümü niye anlatıyorum bilmiyorum. Çünkü sağ üst köşede mesela çıktı. Ya görüyorsunuz yani. Profesyonel belediyecilik hizmeti. Oradan bir önceki bölümü izleyin arkadaşlar. Ve ne olduğunu öğrenin. Çünkü bugün bizi manyak aksiyonlu bir bölüm bekliyor. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Bu bölümde bizi neler bekliyormuş. Hadi izleyip görelim. Allah kahretsin ya. Neyse, eve geldim. Sanırım Sofya gelmemiş. Oh be, oh. En azından Sofya burada değil. Allah'ım. Sofya burada olsaydı ayvayı yerdim. Yemin ediyorum yerdim. Acaba Süleyman uyudu mu ya? Acaba uyudu mu? Ulan inşallah televizyon falan izlemiyordur ha. Süleyman! Oğlum, uyuyor musun ha? Haniymiş babasının aslanı? Süleyman! Ulan içeri gireceğim şimdi. İnşallah uygunsuz bir şey izlemiyordur. Süleyman. Süleyman. Ne oluyor lan? Lan! Sofya! Sofya! Süleyman! Süleyman! Ne yapıyorsun lan? Şşt lan! Bırak lan silah! Bırak lan! Lan ne yapıyorsun? Bam 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 bam. Baba hoş geldin. Lan ne yapıyorsun? Şişe devirmece oynuyorum baba. Şişe devirmece. Annemin tapançasını aldım. Ulan ne demek şişe devirmece oynuyorum? Ne yapıyorsun lan sen ananın silahıyla? Ver lan o silahı, ver. Lan ver. Ne yapıyorsun lan sen? Ya. Bir de aa diyor. Ne yapıyorsun lan? Ya niye alıyorsun baba silahı ya? Allah Allah. Şişe devirmece oynuyordum yani. Ne var? Canım sıkıldı. Siz yoktunuz yani. Akülü arabamın da aküsü bitmiş. Ne yapayım? Oğlum sen psikopat mısın? Allah Allah. Yaşıtların gibi davransana ya. Git oyuncaklarınla oyna. Ya ne oyuncağı ya baba, Allah Allah. Çocuk muyum ben? Evet ulan evet. Çocuksun Allah Allah, çocuksun. Aa, gel lan buraya. Ya bırak beni. Ulan gel lan buraya, gel. Allah Allah. Ulan Süleyman. Ben sana ne dedim? He?
Bundan böyle yaramazlık yok. Uslu duracaksın demedim mi ya? Ulan evden iki gün uzaklaşmayı verelim ha. Hemen almışsın silahları. Geç şöyle. Ama sen var ya sen. Sen benim çok kötü düşmanım olma yolunda ilerliyorsun ha. Konuşma lan, konuşma. Yat aşağı. Uyu. Allah Allah, delirtme beni. Yatacağım ben de zaten bak. Süleyman, başka yaramazlık istemiyor. Af, tamam ya. Yatıyorum Allah Allah. Ama baba, kalktığımda akülü abaramın şarjı olacak değil mi? Olacak ulan, olacak. Tamam, yat. Allah Allah, yat. Süleyman ya. Oğlum, bu çocuk iyice garip olmaya başladı ya. Kime çekti bilmiyorum ki. Anasını satayım. Almış arasının tabancasını, rambuculuk oynuyor ya. Neyse, biraz daha yatayım ya. Biraz daha. Ulan yaralarımı unuttum yemin ediyorum ya. Bak yine kanamaya başlayacak. Acıyor, anasını satayım. Ela mevzusunu unutturdu bana ya. Ne bela bir çocuk ya. Yemin ediyorum acayip bela. Bela. İçinde yine Ela geçiyor. Ulan bu kızdan kurtulamayacağım mı ben ya? Hayatım oldu anasını satayım. Yatacağım ben ya, yatacağım. Acayip uykum geldi, acayip. Bana bakın beyler. Şimdi sizden istediğim çok basit bir iş var. Aşağıda oturan Ateş adındaki hergele benim sevgilim Ela'ya çöktü. Onun evine bela aldı gençler. Sizden istediğim Ateş'e bir ders vermek. Biz İtalyano Mafia o Mafiaco. Biz dersten çok iyi anlarız efendimiz. Emir nedir? Öldürüyor muyuz herifi? Yok, öldürmüyorsunuz. Ateş'i severim ama Ela'yı daha çok severim. Aşkımdan uzak durması için onun 40 tane kemiğini kırmanızı istiyorum. 40. Merak etmeyin efendim. 40 kemiğini birden kıracağız. Ne bir eksik ne bir fazla. Ödememizi aldığımız sürece. Merak etmeyin, ödemenizi alacaksınız. Ben sonuçta zenginim, Almanya'dan geliyorum. Ayrıca burası belediye başkanının evi. Murat benim kardeşimdir yani. Bende para sıkıntısı olmaz. Sizi bana Murat önerdi zaten. İyiymişsiniz galiba. Sağlığımızdır efendim. Bizden sır çıkmaz. Ayrıca herkesi dövebiliriz. Bizim 10 yıllık özel eğitimimiz, 5 yıllık özel stajımız, 2 yıllıksa cenaze gömme deneyimimiz var efendim. Sonuncusu hariç bütün hizmetlerinizden faydalanacağım gibi görünüyor beyler. O zaman hadi gidelim. Ben Almanya'dan geliyorum ve asla ama asla Ela'yı sana bırakmam Ateş. Bırakmam. Benim beyler bir dakika, kapı buradan açılmıyor. Çekil bakayım, çekil. Gelin böyle. Gidiyoruz, atlayın. Ben Almanya'dan geliyorum. Bana yapılan bu yanlış asla yalnız kalmayacak. Yanlış kalmayacak demek istediniz efendim herhalde. Öyle diyecek olsam öyle derdim herhalde. Allah Allah. Ben öyle demek istemedim. O yüzden öyle demedim. Beyler yalnız bu Ateş birazcık eğitimli. Ajanlık majanlık biliyor. Ona göre ha. Ağzını yüzünü yamultun. Silahı da olabilir, dikkatli olun. Merak etmeyin efendim. Bize kurşun falan sökmez. Biz içimizde çelik yelek taşıyoruz. Siz bize emir verirseniz boynunu kopartabiliriz. İşler o raddeye gelsin istemiyorum çocuklar. Ben sadece aşkım Ela'dan bir intikam almak istiyorum. Ela sanıyor ki Ateş çok havalı, çok güçlü. Ama ben daha güçlüyüm çocuklar. Para her zaman döver. Öyle değil mi? Ateş! Çık lan dışarı lale! Senin için geldim. Çık lan! Ne oluyor baba? Kim gelmiş? Kimse değil oğlum. Kimse değil. Merak etme. Sen yatağına dön. Ben halledip geliyorum. Yat sen, yat. Mevzu mu var baba? Mevzu varsa emanet getireyim. Oğlum sen yatağına dön, yat. Allah Allah, mevzu falan yok. Yat. Beşir abi gelmiş. Tanıdığım benim o. Ulan Beşir abi. Ulan Beşir abi. Ya bak, içmiş yine gelmiş. Allah Allah. Sanırım Ela'nın hesabını soracak. Ya şuna söyleyeyim de bari rahatlasın ya. Allah Allah. Olmayacak böyle yani. Ya Beşir abi. Bana bak abi ya. Ne oluyor ya böyle ha? Abi, evime davetsiz gelmenden hoşlanmadığını söylemiş. Abi, ne oluyor? Olan şey şu Ateş. Olan şey şu. Sen bu kardeşine ihanet ettin. Onun sevgilisini manitan yaptın Ateş. Bu şerefsizlik cezasız kalmaz. Bunlar benim elemanlarım Ateş.
ve bugün seni dövecekler. Beşir abi, Beşir abi saçmalama. Olur mu öyle şey abi? Ben senin... Abi ben senin kardeşin sayılırım. Ya Ateşle Süleyman'ı çok ihmal ettim ya, çok. Birazcık ailemle vakit geçirmemin vakti geldi. Ateş! Ne oluyor ya? Ateş! Hayatım ne oluyor? Beşir Bey? Sofya! Sofya nerelerdesin sen ya? Nerelerdesin? Kız sen saçını kırmızıya mı boyattın? Ya Beşir abi. Abi bak karımı bile kaç gündür görmüyorum abi. Abi her şeyi yanlış anlıyorsun abi. Benim bir karım var Allah Allah ya. Ateş hayatım ne oluyor burada? Birisi bana anlatır mı? Hey geride kal geride. Bu iş seni ilgilendirmez kırmızı. Aa ne oluyor Ateş? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Bunlar kim Ateş? Ne istiyorlar bizden? Anlatsana Ateş. Anlat Sofya'ya. Karını anlat. Ne istediğimizi anlat. Ya da dur sen yorulma ben anlatayım. Sofya bacım, Sofya bacım. Senin bu kocam dediğin Ateş var ya. Benim sevgilim Ela'yla resmen yattı. Ay, ne? Ateş ne diyor bu? Ya Sofya dediği gibi olmadı. Dediği gibi... Lan çekilin lan etrafımdan. Dediği gibi olmadı. Tam da dediğim gibi oldu Sofya bacı. Yani Ateş sadece seni değil beni de aldattı. Bu namussuzluğun bedelini ödemeli Sofya bacı. Geride kal. Zarar görmeni istemem. Ateş ne oluyor burada? Ne diyor bu adam? Ateş sen gerçekten... Gerçekten böyle bir şey yaptın mı? Ya Sofya saçmalama. Yapar mıyım böyle bir şey? Yapar mıyım Allah Allah? Söz konusu bile değil. Ya Beşir abi yanlış anladı. Ben senin abim falan değilim bundan sonra Ateş değilim. Çocuklar dövün. Yap Beşir abi. Beşir abi saçmalama. Saçmalama abi. Bu adamları geri çek bak abi. Abi her şeyi yanlış anlıyorsun. Lan lan yaklaşmayın ha. Lan sopalarla olur mu lan? Sopalarla olur mu? Beşir abi. Beşir abi karışmayacak mısın Beşir abi? Aa, ne karışması? Aksine teşvik edeceğim. Vurun çocuklar vurun. Ağzını yüzünü kırın bu çocuğun. Ağzını yüzünü. Ateş sen bu dayağı çoktan hak ettin oğlum. Çoktan. Beşir abi. Beşir abi saçma. Saçmalıyorsun. Ben değil Ateş ben değil. Sen saçmalıyorsun sen. Sen bunu yapmayacaktın oğlum. Sen bunu yapmayacaktın. Dövün lan dövün. Seni adi herif. Seni adi. Demek patronun sevgilisine yürürsün. Aa! Ay yapmayın. Yapmayın ya yapmayın. Beşir Bey bir yanlış anlaşılma yok mu? He korkarım yok Sofya bacım. Korkarım yok. Şüpheye mal vermeyecek şekilde eminim. Sevgilim Ela'nın evinde kaldı. Hem de iki gün. Bunu fazlasıyla hak etti. Sofya bacım. Hem senin intikamını aldım hem de kendi intikamımı. Ya Beşir Bey, Beşir Bey bu konuda bir yanlışlık var bence, bir yanlışlık var. Ateş, Ateş. Ya Beşir Bey, Beşir Bey lütfen, lütfen adamlarınızla durmasını söyleyin. Öldürecek misiniz, ne yapıyorsunuz ya, ne yapıyorsunuz? Sıkarsan sık lan sen de. Yapmayın, yapmayın lütfen. Lütfen yapmayın, lütfen. Patron, kadın araya giriyor. Biz kadınlara ve çocuklara el kaldırmayız. Yani bu pakette kaldırmayız. Eğer premium deluxe paketi seçersen kadın çoluk çocuk dinlemeden döveriz. Yok çocuklar yok gerek yok. Ateş dersini almıştır zaten. Hadi gidelim yürüyün. Rahatsızlık için kusura bakmayın Sofya Hanım. Lakin Ateş bu başına geleni hak etmişti. Ay ne demek hak etmişti ya? Ne demek hak etmişti? Neler oluyor ya neler oluyor? Ben 2 dakika evden kayboluyorum. Aman Allah'ım ya aman Allah'ım. Ateş neler duyuyorum ya neler duyuyorum ya. Eliniz ayağınız dert görmesin çocuklar. Emin olun bir namus meselesini temizlediniz. Namussuzluk yapana bu piyasada kardeşim de olsa acımam. Hadi buradan çıkalım. Ben Almanya'dan gelen Beşir. Asla acımam buna. Aferin çocuklar elinize kolunuza sağlık. Harbiden ajan olan çocuğu... Acayip pis paketlediniz. Bundan sonra favori adamlarım sizsiniz ha. Abo, babamın pekmezini akıtmışlar. Kim böyle yaptı anne? Ay bilmiyorum oğlum ya, bilmiyorum. Kim, neden, nasıl?
Ateş niye böyle bir şey yapsın Beşir? Niye? Sofya. Sofya ben masumum Sofya. Ateş hayatım, sana her koşulda, her şartta inanırım biliyorsun. Yani sen beni o otelde affettikten sonra ben seni gerçekten iş üstünde yakalasam bile inanırım. Lakin Ateş, yani ateş olmayan yerden de duman çıkmaz. Ateş sevgilim, niye böyle bir şey oldu? Sofya gerçekten ben seni aldatmadım. Ya Ateş, aldatmadın da bu Beşir niye bu kadar sinirlendi? Siz en son can ciğer kuzu sarmaydınız. Ateş, bana burada doğruyu söylemeni istiyorum. Bir şeyler yaşandı mı? Hayır Sofya. Hayır. Hiçbir şey yaşanmadı. Hiçbir şey. Ateş hayatım, uyanık mısın? Ateş, bandajlarını değiştirmeye geliyorum banyodan sonra. Allah'ım ben ne yaptım? Sofya bunu öğrendiği zaman bittim ben. Bittim. Hayatım, geldim bandajlarını değiştirmeye. Hazırsan değiştireyim. Ateş hayatım. Ateş. Ay, kendinden geçti oğlum ya. Kendinden geçti. Ya çok fena dayak yedi ya. Çok fena. İçeri taşımamız lazım oğlum. İçeri taşımamız lazım babanı. Gel bakalım Ateş, gel. Sıkı tutun. Dayan bana hayatım, dayan. Böyle sürükleyemem ki ya kocaman adamı. Gel böyle Ateş, gel. Gel oğlum benimle. Oha! Anneme bak. Babamı sırtladı resmen. Hulk gibisin anne. Ne yapalım oğlum? Baban gibi başımıza bela çıkartan birisi olunca yapacak bir şey olmuyor. Gel hadi gel. Ateşi şöyle içeriye taşıyalım. Ya Ateş ya. Ya hayatım ya. Başını nasıl belaya sokuyorsun hiç anlamıyorum ya. Gerçekten bunu nasıl yapıyorsun anlamadım ki. Allah Allah. Seni yemin ediyorum şöyle ocağın üstüne atasın var ama. Ya vallahi Ateş. İnşallah dediğinde haklısındır. Ve inşallah öyle bir şey yapmamışsındır Ateş. İnşallah yapmamışsındır. Geç hayatım şöyle geç. Videonun sonuna geldik zaten. Şöyle atayım seni geç. Videonun sonu. Ne güzel attım lan. Basket attım resmen. Kendimle gurur duydum. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Ateş'in hayatında sular hiç durulmadı. Ve bomba gibi bir bölümü geride bıraktık. Ateş resmen Beşir abisinden dayak yedi. Daha doğrusu onun tuttuğu paralı adamlardan. Ve gördüğünüz gibi videonun sonunda korkunç bir şeyi öğrendik. Ve o öğrendiğimiz şey muhtemelen Ateş'in her şeyini yerle bir edecek. Tabii ki de gün yüzüne çıkarsa. O yüzden Ateş'in hayatında bizi daha heyecanlı bölümler bekliyor diyebilirim. Lakin bizi bugün beklemiyor. Çünkü acayip pis basket attım oğlum. Yok yani öyle bir şey. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Ben şahsen acayip eğlendim. Ateş'in bir sonraki bölümünü acayip merak ediyorum. Şayet siz de benim gibi ediyorsanız daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeter ya yeter. Lanet olsun. Aman Allah'ım. Daha fazlası geliyor. Lanet olsun. Keseceğim sizi. Keseceğim. Aman Allah'ım, oradan bir sürü geliyor. Aman Allah'ım. Buradan da geliyor. Ne yapacağım? Yukarı çıkmak saçma olur. Ne yapacağım? En iyisi arabaya döneyim. Aman Allah'ım. Daha fazla geliyor. Lanet olsun. Bir sürü zombi. Aman Allah'ım. Arkalarından dolaşacağım. Lan bir sürü zombi geliyor. Kurşunlarımı harcamak istemiyorum. Aman Allah'ım geliyorlar. Atla. Ay oradan da geliyorlar. Lanet olsun. Her yerdeler. Koş. Arabaya dönmem lazım. Karşımdalar. Lanet olsun. Yaklaşmayın. Lanet olsun. Daha fazla zombi. Yaklaşmayın diyorum. Yaklaşmayın. Lanet olsun. Kurşuna daha çok gelecekler. Koş. Güvenli bir yer bulmam lazım. Lanet olsun. Orada da varlar. Aman Allah'ım.